Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki elma ile hazırlayabileceğiniz özellikle çay saatlerinizde keyifle yiyeceğiniz hem yapımı kolay hem de bir o kadar lezzetli böyle kıtır kıtır bir tarif hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Yoğuracağımız kabın içine 125 gram tereyağı ya da kullanıyorsanız margarin alıyoruz. Bakın krema kıvamında olabildiğince yumuşak üzerine yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyoruz. Silme olacak şekilde, yani e, tepeli değil. bir yemek kaşığı da yoğurt ekledikten sonra bu üç malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Toplamda 2 su bardağı tepeli olmayacak şekilde 200 ml'lik su bardağıyla un kullanıyoruz bir iki yemek kaşığı artırabilirsiniz ama mutlaka e, kontrollü bir şekilde ekleyin. Böyle benim azar azar eklediğimi görüyorsunuz. Özellikle bu bölümleri kesmek istemedim. İlk bardağı kaşıkla karıştırdıktan sonra ikinci bardağı ekleyip şöyle elimle toparlamaya çalışacağım. Bir yoğurma işlemi değil bu. 1-2 dakika içinde hamur hemen elinizi bırakacaktır zaten. Yoğurma işlemini tamamladık. Şimdi hazırladığımız hamuru 2 eşit parçaya böleceğiz. Bu aşamada 2 adet kilitli buzluk poşetine ihtiyacımız var. Normal buzluk poşeti de olabilir ama onlar tam böyle dikdörtgen olmuyor köşeleri. Kilitli poşetiniz varsa çok daha düzgün olacaktır. Her bir bezeyi birer kilitli poşete koyuyorum. Ve elimle biraz genişletip üzerinden merdane ile ya da oklava ile geçiyorum. Hamuru biraz elinizle yaydıktan sonra sağlı sollu böyle ile geçince bu görüntüye kavuşabilirsiniz. Bu aşamada video maalesef kaydetmemiş. Pardon kameram kaydetmemiş. Evet bu haliyle bir tepsinin üzerine düz bir zeminin üzerine koyup 25-30 dakika buzlukta yani dondurucuda bekletiyoruz. Ve bu aşamada da iç harcını hazırlamaya başlayacağız. 2 adet orta boy elma ihtiyacımız var. Tatlı elma kullanıyoruz. Elmalarımızı kabukları ile birlikte rendeledikten sonra yapışmaz bir tavanın içine alıyoruz. Hemen ardından elmaların üzerine yarım çay bardağı, 125 mililitrelik çay bardağı kullandım. Yarım çay bardağı da toz şeker ekliyoruz. Ocağa yerleştirdiğimiz tavayı ara sıra karıştırarak emelar suyunun büyük bir kısmını çekene kadar yani ortalama orta ateşte 5 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine yarım çay kaşığı tarçın eğer seviyorsanız ve iri dövülmüş yarım çay bardağı kadar da ceviz ekliyoruz. Daha çabuk soğusun diye ben bunu bir tabağa çektim. Bu arada Buzluktaki artık hamurlarımızda şekil alacak kıvama geldi. Kullandığım kilitli boy poşet orta boy. Evet hemen kenardan makasla hızlıca kurtarıyorum poşetten ve bunları bir yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Yağlı kağıda aslında tepsinin içine direkt yerleştirirseniz daha iyi olur çünkü transfer aşamasında ufak tefek kırılmalar yaşamazsınız. Ben sonradan transfer ettim tepsinin içine. Evet, diğerini de aynı şekilde makasla kenarlarından çekip hızlıca hamuru çıkarıyorum. Bu yöntemle çok farklı kurabiyeler de yapabilirsiniz ama biz en basitini yapıyoruz. Artık soğumuş olan iç harcımı güzelce ilk hamurun üzerine yaydıktan sonra diğer hamuru da üzerine yerleştireceğim dikkatli bir şekilde. Hazırlaması gerçekten kolay diye düşünüyorum. Bakın yerleştirdim ve sadece dilimleme aşaması var. Ve artık en kolay, en keyifli aşamaya geldik dilimleme aşaması. Dilediğiniz büyüklükte ve dilediğiniz modelde yapabilirsiniz. Ben böyle e, verey bir şekilde kesmek istedim. Kare bir şekilde kesip, bir dikdörtgen bir şekilde kesip 16 adet de çıkarabilirsiniz bereketli bir tarif aynı zamanda kullandığımız malzeme miktarına bakarsak. Oldukça bol ve doyurucu. Ve hiç bekletmeden e, kesme işlemini tamamladıktan sonra 170 derecede önceden ısıttığım fırınımda 30 dakika pişiriyorum. Benimki borcam olduğu için biraz daha geç pişti. Kontrollü bir şekilde hafif böyle kahverengi olunca un kurabiyesi renginde daha doğrusu fırından alabilirsiniz ılıdığı zaman yani fırından çıktıktan bir 5 dakika sonra üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekeri serpiştiriyorum. Sonrasında böyle bir iki yerden bıçağın ters tarafıyla geçtikten sonra servis edip kıtır kıtır çayınızın kahvenizin ya da sütünüzün yanında yiyebilirsiniz çocuklarınızla. Dilimleme aşamasında herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Bu arada bu ee, hakkak güzel pişirmeye, içini çeke çeke yavaş yavaş pişirmeye çalışın. İçine kabartma tuz kullanmadık. Bir parmak kalınlığında ve yapısını da videonun sonuna kadar birkaç tane sizin için farklı açılardan göstermeye çalışacağım. Umarım bu yöntemle yaptığım bu elmalı kurabiye tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.